Eko Türk'ten günaydın değerli izleyiciler. Ben Öykü Cengiz. Sabah ekranı başladı. Hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da düne döneceğiz. Dün borsa kapanışını getireceğiz ekranlarınıza. Ve tabii bugün hangi veriler takip edilecek? Birazdan saat saat paylaşacağız sizlerle ve tabii ki günün öne çıkan haberlerini de paylaşacağız. Ekonomi gazetesine yansıyan haberlerle birlikte ve gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza ilerleyen dakikalarda ekonomist Serhat Latifoğlu eşlik edecek. Evet, şimdi düne döndük, geldi ekranlara. BIST üzerindeki endeksi 7769,03 puandan günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi %0,94 değer kaybederek günü 7769,03 puandan tamamladı. BIST yüz endeksi önceki kapanışa göre 73,62 puan geriledi ve toplam işlem hacmi ise 102,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,11, holding endeksi %0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,67 ile sigorta, en çok kaybettiren ise %3,76 ile madencilik oldu. Evet analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildiğini belirttiler ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını da söylediler. Aynı zamanda bu bilgiyi de belirtmiş olalım. Evet, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Almanya üretici fiyat endeksi ve Japonya'da tüketici fiyat endeksi takip edilecek. Şimdi veri takvimini paylaşacağız sizlerle saat saat. Türkiye saatiyle saat 9'da Almanya Eylül ayı üfe aylık ve İngiltere Eylül ayı perakende satışlar gelecek. Saat 10'da yurt içindeki veriler takip edilecek. Türkiye yurt dışı üretici fiyat endeksi, tarımsal girdi fiyat endeksi ve hane halkı yurt içi turizm verisi de saat 10'da yurt içinden gelecek veriler olarak takip ediliyor olacak. Evet, şimdi gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarını aktararak devam edeceğiz. Fed Başkanı Jerome Powell ekonomik görünüme ilişkin açıklamalar yaptı. Powell güçlü ekonomiye ilişkin ek kanıtların faiz artışını gerektirebileceğini belirttiği konuşmasında Fed'in faiz politikasında temkinli biçimde ilerlediğini söyledi. Powell ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna ve iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini de ifade etti. İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı. Bu gelişmenin ardından İsrail Büyükelçisi Irit Lilihan ve diğer diplomatlar Türkiye'den ayrıldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk ettikleri belirtildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, İsrail'in A1 olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirdi. Moody's'ten yapılan açıklamada daha önce not görünümünün durağan olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan beklenmedik ve şiddetli çatışma nedeniyle incelemenin başlatıldığı aktarıldı. İsrail'in uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden A1 olan kredi notunun indirim için incelemeye alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kredi profilinin geçmişteki terör saldırılarına ve askeri çatışmalara karşı dayanıklı olduğunu kanıtladığı, ancak mevcut askeri çatışmanın ciddiyetinin daha uzun sürmesi ve maddi kredi etkisi
seviyesi olması olasılığını arttırdığı vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde toparlanma eğilimi geçen haftada devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 13 Ekim haftasında 122,8 milyar dolardan 124,5 milyar dolar düzeyine yükseldi. Bankanın net rezervleri de 22,1 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde de sınırlı da olsa toparlanma izlendi ve 13 Ekim haftasında swap hariç net rezervler eksi 55,5 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 13 Ekim haftasında portföy akımları tarafında sınırlı bir hareket yaşandı. Yabancılar geçen hafta 13 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 13 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 72,9 milyar TL düşüş gösterdi. Verilere göre kur korumalı mevduatlar 3,1 trilyon TL'ye geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 112,4 milyar dolar oldu. Döviz mevduatlarına bakıldığında ise tüzel kişilerin mevduatlarındaki artış dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşikleri döviz mevduatı 13 Ekim haftasında 1,5 milyar dolar artışla 173,2 milyar dolara yükseldi. Parite etkisinden arındığında ise mevduatların 717 milyon dolar yükseldiği görüldü. Fed'in 5 kitabında Eylül ayından bu yana ekonomik faaliyete çok az değişiklik oldu. İş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşeme ve fiyatların genel olarak ılımlı bir hızla artmaya devam ettiği belirtildi. Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 5 kitap raporunun Ekim sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, çoğu bölgede Eylül ayından bu yana ekonomik faaliyette çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı belirtildi. Tüketici harcamalarının özellikle genel perakendeciler ve otomobil satıcılarında karışık sinyaller verdiği kaydedilen raporda, turizm faaliyetlerinin iyileşmeye devam ettiği aktarıldı. Raporda, bankacılık sektöründe kredi talebinde hafifle orta dereceli düşüşler bildirildiği, tüketici kredisi kalitesinin genel olarak istikrarlı veya sağlıklı olarak tanımlandığı, temerrüt oranlarının tarihsel olarak düşük ancak hafif artış kaydettiği ifade edildi. Gayrimenkul sektöründeki koşullarda çok az değişiklik olduğu ve satılık konut stoklarının düşük kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, imalat faaliyetlerinde de karışık sinyaller alındığı aktarıldı. Raporda, ekonominin kısa vadeli görünümü genel olarak istikrarlı veya biraz daha zayıf bir büyüme sergilediği şeklinde tanımlandı değerlendirmesinde bulundu. İş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşemeye devam ettiği belirtildi. Aynı zamanda fiyatların genel olarak ılımlı bir hızla arttığına da dikkat çekildi. FED yetkililerinden faiz mesajı geldi. FED Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, FED kararından 2 hafta önce faizleri değiştirmeme sinyali verdi. New York FED Başkanı John Williams faizlerde kısıtlayıcı seviyede kalınması gerektiğine dikkat çekti. Fed yetkililerinden faiz oranlarına yönelik değerlendirmeler geldi. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek için beklemede kalıp ekonomik verilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Faiz kararından 2 hafta önce Londra'da konuşan Waller, politikamızda kesin adımlar atmadan önce ekonominin ne yöne evrildiğini bekleyip göreceğiz. Verilere bakıp ekonominin soğuyup soğumadığını veya ısınıp ısınmadığını göreceğiz. Bugün itibariyle bir şey söylemek için çok erken dedi. New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun hedefe dönmesi için faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Williams enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeye rağmen hala gidilecek yol olduğunu söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell 19 Ekim'de Türkiye saatiyle 19'da konuşma yapacak. Powell'un bu konuşması faiz kararı öncesi yapacağı son açıklama olacak. Açıklamasında Fed'in faiz artırımı için kapıyı açık tutup tutmayacağı yönünde ipuçları verecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, ülkede ailelerin servetinin 2019-2022 yıllarında %37 arttığını bildirdi.
Fed, ailelerin gelirleri, net servetleri ve kredi kullanımlarına ilişkin verilerin derlendiği 3 yılda bir hazırlanan tüketici finansmanı anketinin bulgularını yayımladı. Amerika Aile Finansmanı'nda 2019'dan 2022'ye değişiklikler başlığıyla yayımlanan raporda, söz konusu yıllar arasında COVID-19 salgınının ekonomik faaliyeti ciddi şekilde aksattığı, buna rağmen bu dönemde Amerika'daki aile maliyesinde, özellikle de net servet açısından geniş tabanlı iyileşmeler yaşandığını belirtti. Raporda ailelerin enflasyona göre ayarlanmış medyan net servetinin 2019-2022 döneminde %37 arttığı kaydedildi. Söz konusu dönemde ailelerin net servetinde yaşanan artışın anketin yapılmaya başlandığı 1989'dan bu yana kaydedilen en büyük yükseliş olduğu belirtilen raporda, enflasyonu geride bırakan yükselen konut ve hisse senedi fiyatlarının servet artışını desteklediğini aktardı. Fed'in raporunda ailelerin medyan gelirinin 2019-2022 yıllarında %3 oranında arttığı kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası ECB dijital euro projesi için yeşil ışık yaktı. Yönetim Konseyi Kasım itibariyle hazırlık aşamasına geçecek. ECB Başkanı Christine Lagarde ise konuya ilişkin olarak para birimimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor yorumunda bulundu. Dijital euro için Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi yeşil ışık yaktı. Konsey açıklamasına göre hazırlık aşamasına geçiş 1 Kasım 2023'te başlayacak. ECB'nin 2021'de başlattığı dijitalleşme adımları yapılan açıklamayla netleşti. Çıkarılacak olan dijital euro'nun ECB tarafından denetleneceği ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olması bekleniyor. Dijital euro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak. Kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital euro ile ödeme yapabilecek. Ayrıca çıkarılacak olan para biriminin euro bölgesinde geniş çapta kabul gören ucuz, güvenli ve resmi para birimi olması hedefleniyor. ECB'nin bu hamlesiyle birlikte dijital ödemeler pazarına hakim olan Amerikalı şirketlerin önüne geçmesi de bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuya ilişkin değerlendirmesinde dijital euro'nun ücretsiz ve fiziksel nakitle bir arada var olacağını belirterek para birimimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor ifadesini kullandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre hazırlık aşamasına başlamanın dijital euro ihraç etmek için kesin karar olmadığı hatırlatıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 10. yılında kuşak ve yol girişimini güncelleyerek ileriye taşımaya yönelik 8 maddelik eylem planını duyurdu. Kuşak ve yol girişiminin eylem planı güncellendi. Duyuruyu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping girişimin 10. yılında yaptı. 8 maddelik eylem planında yeşil kalkınmadan bilim ve teknolojiye kadar pek çok konuda hassasiyetler dile getirildi. Pekin'de düzenlenen 3. kuşak ve yol forumunun açılışında konuşan Xi, girişimi çok boyutlu bir bağlantılılık ağına dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti. Deniz İpek Yolu olarak adlandırılan deniz güzergahının alanını genişleteceklerine vurgu yapan Xi, yeni uluslararası Karadeniz Ticaret Koridoru ve Hava İpek Yolu'nun oluşturulması çabalarına hız vereceklerini kaydetti. Kuşak ve yol formu kapsamındaki CEO zirvesinde bu yıl toplam 92.2 milyar dolarlık anlaşma yapıldı. 2024 ile 2028 arasındaki 5 yılda Çin'in mal ticaretinin 32 trilyon dolara, hizmet ticaretinin de 5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Çin'in çevreyle uyumlu yeşil kalkınmayı teşvik edeceğini vurgulayan Xi, katılımcı ülkelere 2030'a kadar 100 bin personel eğitimi için olanak sağlayacağını da aktardı. Xi, formda Çin'in küresel yapay zeka yönetimi girişimini açıklayacağını duyurdu. Kuşak ve yol için dürüstlük temelinde işbirliğini teşvik etmek üzere işbirliği ortaklarıyla girişimde yer alacağının da altını çizen Xi, şirketler için dürüstlük ve uyum değerlendirme sistemi oluşturmayı planladıklarını bildirdi. Japonya'nın ihracatı Eylül ayında yıllık bazda %4,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede ithalatsa ham petrol, sıvı doğalgaz ve kömürün etkisiyle %16,3 düştü. Japonya'nın ihracatı Eylül ayında beklentinin üstünde artarak ılımlı toparlanmayı destekledi. Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre ihracatın değeri otomobil ve tıbbi malzeme sevkiyatlarının 3 aydaki ilk genel artışının etkisiyle bir önceki yıla göre %4,3 arttı. Ekonomistler %3 artış öngörüyordu. İthalatsa ham petrol, sıvı doğalgaz ve kömürün etkisiyle %16,3 gerileme kaydetti. Amerika'ya yapılan ihracat %13, Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatsa %10.
%12.9 oranında artarak bölgesel destinasyonlardaki büyümeye öncülük etti. Artışta otomobil ve çelik gibi ürünlerin sevkiyatı etkili oldu. Öte yandan yarı iletkenlerin sevkiyatındaki düşüş, Çin ve Asya'ya yapılan ihracatın sırasıyla %6.2 ve %4.3 oranında gerilemesine yol açtı. Ülkede ticaret dengesi 62.4 milyar yen fazlaya ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 13 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 615 milyon dolar artarak 124 milyar 498 milyon dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 13 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 155 milyon dolar artışla 83 milyar 307 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler 6 Ekim'de 83 milyar 152 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 460 milyon dolar artarak 39 milyar 731 milyon dolardan 41 milyar 191 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 13 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 615 milyon dolar artışla 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara çıktı. Toplam rezervler 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu da kaydetmişti. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan haftalık bültene göre sektörün kredi hacmi 13 Ekim itibarıyla 72 milyar 780 milyon lira arttı. Konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liradan 10 trilyon 751 milyar 390 milyon liraya yükseldi. Verilere göre tüketici kredileri tutarı 13 Ekim itibarıyla 8 milyar 956 milyon lira artışla 1 trilyon 453 milyar 147 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 387 milyon lira artarak 1 trilyon 246 milyar 185 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 428 milyar 108 milyon lirası taksitli, 549 milyar 482 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 12,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,1 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. 1,7 milyon dolarlıksa şirket borçlanma senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler 13 Ekim haftasında net 12.6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Yabancı yatırımcılar 1.1 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. 1.7 milyon dolarlık şirket borçlanma senedi aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Ekim itibarıyla 32 milyar 837.7 milyon dolar olan hisse senedi stoğu 13 Ekim'de 31 milyar 453.3 milyon dolara geriledi. Öte yandan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1 milyar 529.90 milyon dolar yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre bir önceki hafta 171 milyar 632.7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Ekim'le sona eren haftada 173 milyar 162.60 milyon dolara çıktı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 739.40 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı da 790.60 milyon dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 717 milyon dolar yükseldi. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 92 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatları 809 milyon dolar artış gösterdi. Fed'in 5 kitabında Eylül ayından bu yana ekonomik faaliyette çok az değişiklik oldu. İş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşemeye ve fiyatların genel olarak ılımlı bir hızla artmaya devam ettiği belirtildi. Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 5 kitap raporunun Ekim sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, çoğu bölgede Eylül ayından bu yana ekonomik faaliyette çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı belirtildi. Tüketici harcamalarının özellikle genel perakendeciler ve otomobil satıcılarında karışık sinyaller verdiği kaydedilen raporda, turizm faaliyetlerinin iyileşmeye devam ettiği aktarıldı. Raporda, bankacılık sektöründe kredi
talebinde hafifle orta dereceli düşüşler bildirildiği, tüketici kredisi kalitesinin genel olarak istikrarlı veya sağlıklı olarak tanımlandığı, temerrüt oranlarının tarihsel olarak düşük ancak hafif artış kaydettiği ifade edildi. Gayrimenkul sektöründeki koşullarda çok az değişiklik olduğu ve satılık konut stoklarının düşük kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, imalat faaliyetlerinde de karışık sinyaller alındığı aktarıldı. Raporda, ekonominin kısa vadeli görünümü genel olarak istikrarlı veya biraz daha zayıf bir büyüme sergilediği şeklinde tanımlandı değerlendirmesinde bulundu. İş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşemeye devam ettiği belirtildi. Aynı zamanda fiyatların genel olarak ılımlı bir hızla arttığına da dikkat çekildi. FED yetkililerinden faiz mesajı geldi. FED Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, FED kararından 2 hafta önce faizleri değiştirmeme sinyali verdi. New York FED Başkanı John Williams'a faizlerde kısıtlayıcı seviyede kalınması gerektiğine dikkat çekti. Fed yetkililerinden faiz oranlarına yönelik değerlendirmeler geldi. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek için beklemede kalıp ekonomik verilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Faiz kararından 2 hafta önce Londra'da konuşan Waller, "Politikamızda kesin adımlar atmadan önce ekonominin ne yöne evrildiğini bekleyip göreceğiz. Verilere bakıp ekonominin soğuyup soğumadığını veya ısınıp ısınmadığını göreceğiz. Bugün itibariyle bir şey söylemek için çok erken," dedi. New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun hedefe dönmesi için faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Williams enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeye rağmen hala gidilecek yol olduğunu söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell 19 Ekim'de Türkiye saatiyle 19'da konuşma yapacak. Powell'un bu konuşması faiz kararı öncesi yapacağı son açıklama olacak. Açıklamasında Fed'in faiz arttırımı için kapıyı açık tutup tutmayacağı yönünde ipuçları verecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, ülkede ailelerin servetinin 2019-2022 yıllarında %37 arttığını bildirdi. Fed, ailelerin gelirleri, net servetleri ve kredi kullanımlarına ilişkin verilerin derlendiği 3 yılda bir hazırlanan tüketici finansmanı anketinin bulgularını yayımladı. Amerika Aile Finansmanı'nda 2019'dan 2022'ye değişiklikler başlığıyla yayımlanan raporda, söz konusu yıllar arasında COVID-19 salgınının ekonomik faaliyeti ciddi şekilde aksattığı, buna rağmen bu dönemde Amerika'daki aile maliyesinde, özellikle de net servet açısından geniş tabanlı iyileşmeler yaşandığını belirtti. Raporda ailelerin enflasyona göre ayarlanmış medyan net servetinin 2019-2022 döneminde %37 arttığı kaydedildi. Söz konusu dönemde ailelerin net servetinde yaşanan artışın anketin yapılmaya başlandığı 1989'dan bu yana kaydedilen en büyük yükseliş olduğu belirtilen raporda, enflasyonu geride bırakan yükselen konut ve hisse senedi fiyatlarının servet artışını desteklediğini aktardı. Fed'in raporunda ailelerin medyan gelirinin 2019-2022 yıllarında %3 oranında arttığı kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası ECB dijital euro projesi için yeşil ışık yaktı. Yönetim Konseyi Kasım itibariyle hazırlık aşamasına geçecek. ECB Başkanı Christine Lagarde ise konuya ilişkin olarak "para birimimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor" yorumunda bulundu. Dijital euro için Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi yeşil ışık yaktı. Konsey açıklamasına göre hazırlık aşamasına geçiş 1 Kasım 2023'te başlayacak. ECB'nin 2021'de başlattığı dijitalleşme adımları yapılan açıklamayla netleşti. Çıkarılacak olan dijital euro'nun ECB tarafından denetleneceği ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olması bekleniyor. Dijital euro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak. Kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital euro ile ödeme yapabilecek. Ayrıca çıkarılacak olan para biriminin euro bölgesinde geniş çapta kabul gören ucuz, güvenli ve resmi para birimi olması hedefleniyor. ECB'nin bu hamlesiyle birlikte dijital ödemeler pazarına hakim olan Amerikalı şirketlerin önüne geçmesi de bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuya ilişkin değerlendirmesinde dijital euro'nun ücretsiz ve fiziksel nakitle bir arada var olacağını belirterek "para birimimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre hazırlık aşamasına başlamanın dijital euro ihraç etmek için kesin karar olmadığı hatırlatıldı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Aranın ardından Ekonomi Gazetesi'ne yansıyan haberleri ayrıntılı şekilde paylaşacağız sizlerle ve sonra tüm gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza birazdan ekonomist Ferhat Latifoğlu eşlik edecek.
Türk'ten tekrar günaydın değerli izleyiciler. Sabah ekranı devam ediyor. Ben Öykü Cengiz. Aranın ardından karşınızdayız. Şimdi ekonomi gazetelerine yansıyan haberleri ayrıntılarıyla paylaşacağız sizlerle. Buyurunuz, ilk haber geldi ekranlarınıza. Otomobil dönüşe geçti. Arz kısıtı ve spekülatif talepte oluşan araç bekleme kuyrukları yerini sipariş iptallerine bırakırken markalarda stok eritmek için kampanya yarışına girdi. Binek araç piyasasında tablo aylar sonra tersine döndü. Parakende pandemide çip kriziyle başlayan araç bulunurluk sorunu bu kez stok fazlasına dönüştü. Kurdaki yavaşlama ve azalan taleple birlikte yakın dönemde hemen her ay yaşanan fiyat artışları da ortadan kalktı. Pandemiden bu yana 0 kilometre araçlar Ekim ayında ilk kez zam görmedi. Fiyat artışlarının durması ve otomobilin yatırım aracı niteliğini kaybetmesi spekülatif talebi de dizginledi. İkinci elde ise durgunlukla birlikte fiyatlarda da düşüş hızlandı. Şimdi al 2024'te öde, stok eritmek için uzun süre sonra kampanyalı satışlara yönelen Renault, Fiat, Hyundai gibi birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalar başlattı ve kampanyalarla sıfır faiz, 6 ay sonra ödeme, ÖTV muafiyeti, satış gibi kolaylıklar sağlanıyor. İndirim tutarları da 180 bin TL'ye kadar çıkıyor. Otomobil dönüşe geçti olarak da verilmişti. Bu haberin başlığı ayrıntılarıyla paylaşmış olduk. Devam ediyoruz. Ankara'nın atık suyu İstanbul'u tehdit ediyor. Diğer bir haberin başlığı. Finansmanı bulunan proje ABB meclisine takıldı. Ankara ve İstanbul'da insan ve gıda sağlığını ilgilendiren atık su arıtma yatırımı siyasi rekabetin gölgesinde kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süre dair gündeminde bulunan Tatlar Atık Su Arıtma Tesislerinin ileri seviye biyolojik arıtmaya kavuşturulması ve kapasitesinin artırılmasına öngören projesi dış finansman bulunmamasına ve ilgili kuruluşların onay alınmasına rağmen mecliste görüşülemiyor. Bir bölümü tarımsal sulamada kullanılan, bir bölümü de Sakarya Nehri'ne ulaşan Ankara'nın kirli atık suyunun İstanbul için de önemli bir risk oluşturduğu belirtiliyor. Ankara'nın atık suyu İstanbul'u tehdit ediyor olarak da verilmişti bu haberin başlığı. Devam ediyoruz. Sırada altın ve gümüşte kaos rallisi. Uzmanlara göre jeopolitik riskler FED faktörünün önüne geçebilir. İsrail ile Hamas güçleri arasında yoğunlaşan çatışmaların yayılma endişesi, güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarını 11 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Ons altın bir haftada %5'ten fazla, gümüş fiyatları 2 haftada %11 yükseliş kaydetti. Jeopolitik risk primi ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle stagflasyon risklerinin kombinasyonundan yararlanan ve kritik destek seviyesi olarak görülen 1950 doları aşan altında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Jeopolitik belirsizliklerin önümüzdeki 12 ayda altın fiyatlarını destekleyeceği tahmininde bulunan uzmanlar, jeopolitik taraftaki risklerin 2024 fiyatlamalarında Fed'in faiz kararlarının önüne geçeceğini öngörüyor. Platin ve paladyum fiyatlarında da artış bekleniyor diyor uzmanlar. Altın ve gümüşte kaos rallisi olarak da verilmişti. Bu haber ayrıntılarıyla paylaşmış olduk. Mehmet Şimşek yatırımcı turunda Fransa'da iş insanlarıyla buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulundu. Ülkenin önde gelen iş insanlarını bünyesinde toplayan Fransız İş Adamı ve Sanayicileri Derneği'nin üyeleriyle buluşan Şimşek, iş insanları ve yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin sunum yaptı. Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve orta vadeli programdaki hedef ve reform hazırlıklarını anlatarak katılımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti. Bakan Şimşek katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dhabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz dedi. Mehmet Şimşek'in temasları bu şekilde yer almıştı yatırımcı turunda olarak Ekonomi Gazetesi'nde. Devam edelim. Küresel piyasalarda endişe, piyasalarda FED gündemindeki önemini korurken Orta Doğu'daki gerginliklerin artması, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya gelme ihtimalinin arttığına dair endişelere yol açtı. Yurt dışı piyasalarda FED başkanlarının açıklamaları ve gelecek dönemde faiz politikasının nasıl izleneceğine dair yapılan yorumlar gündemdeki önemini korurken aynı zamanda Orta Doğu'daki gerginliklerin artması, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya gelme ihtimalinin arttığına dair
endişelere yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda piyasalardaki risk iştahının azalması sonucunda endeksler değer kaybı yaşadı. Ayrıca New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun Merkez Bankası'nın hedefine geri getirilmesi için faiz oranlarının bir süre kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerekeceğini söyledi. 10 yıllık ABD tahvilleri yükseldi. Nasdaq endeksi yıllık bazda %29,63'lük bir getiri seviyesine geriledi. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketlerin bilançoları da açıklanmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda endişe Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin takibinde olarak verilmişti. Haberi ayrıntılarıyla paylaştık. Devam edelim. Kur korumalı 2 haftada 147,5 milyar lira geriledi. Kur korumalı mevduatta çözülme hızlandı üst başlık. Kur korumalı mevduat hesaplarında düşüş son 2 haftada hızlandı ve 147,48 milyar lira düşüş oldu. Kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 3,15 trilyon liraya inerken yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 717 milyon dolar arttı. Kredi hacmi 10 trilyon 751,4 milyar liraya çıktı. Hemen belirtmiş olalım. Devam edelim sıradaki haberle. Harçlardan bütçeye 253,5 milyar TL girecek. Tapu harçlarından 137,1 milyar lira elde edilecek. Harçlardan gelecek yıl 253 milyar 506 milyon 501 bin lira. Gelir bekleniyor. Yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 253 milyar 506 milyon 501 bin liralık harç gelirinde en büyük katkı 137 milyar 101 milyon 272 bin lirayla tapu harçlarından gelecek. Harçlardan bütçeye 253 buçuk milyar TL girecek. Önemli bir haber de paylaşmış olduk Ekonomi Gazetesi'ne yansıyan son haber. Bilanço dönemine damga vuracak 6 sektör olarak verilmiş. Havacılık, otomotiv, çimento, gıda, içecek, perakende ve enerji, küresel piyasalar, jeopolitik riskleri fiyatlarken borsa İstanbul'da 2 günlük düşüş %4'ü geçti. Önümüzdeki dönem borsaya 3. çeyrek bilançolarının destek verip vermeyeceği ise takip edilecek. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler fiyatlanıyor. Borsa İstanbul'da son 2 günlük düşüş %4'ü geçti. Önümüzdeki günlerde açıklanmaya başlayacak bilançoların borsada hareketlilik yaratması bekleniyor. Ve bilanço dönemine damga vuracak 6 sektörde havacılık, otomotiv, çimento, gıda, içecek, perakende ve enerji olarak verilmişti. Ekonomi gazetelerine yansıyan haberler böyleydi. Ayrıntılarıyla paylaşmış olduk. Şimdi tüm bu gündemi değerlendireceğiz değerli izleyiciler. Yayınımıza birazdan ekonomist Serhat Latifoğlu eşlik edecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da piyasalar tarafından oldukça merakla bekleniyordu. Şimdi açıklamalarını yansıtalım ekranlara geldim ve anlatalım değerli izleyiciler sizlere. Jerome Powell Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi dedi.
Yeni ve eski belirsizlikler para politikasını çok fazla sıkılaştırma riskiyle çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevimizi zorlaştırıyor. Ekonomi politika faizlerinin şimdiki seviyelerinde zorlanmıyor gibi görünüyor. Sıkılaşmanın nerede duracağını kestirmek zor. Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi ve beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim. Ve yüksek faiz, tahvil faizleri finansal koşulları daraltıyor dedi ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bu yöndeydi. Şimdi tüm bu açıklamaları değerlendireceğiz Serhat Latifoğlu'na. Serhat Latifoğlu yayınımıza eşlik ediyor. Serhat Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Öykü Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi az önce de ekranlarımıza getirdik. Fed Başkanı Powell dün ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti. Bir açıklama yaptı. Açıklamada aynı zamanda %2 enflasyon hedefine de değindi ve enflasyon hedeflerine giden yolun inişli çıkışı olabileceğine ve bu konudaki kararlılıklarına dikkat çekti. Fed'in %2 enflasyon hedefi sabit kalırken siz bu hedefin tutturulabileceğini düşünüyor musunuz? Para politikası konusunda nasıl bir yol izlenmesini bekliyorsunuz? Tabii hemen sorunuzun cevabını vereyim. Çok zor bu hedefin tutturulması. Çünkü şimdi belli bir süreden sonra bildiğiniz gibi bu tip faiz artışlarından sonra enflasyonda katılık kolay kolay sona ermiyor. Yani belli bir süre, uzun bir süre devam ediyor. Zaten jeopolitik risklerin özellikle arttığı bugünlerde emtiaların yükseldiği koşullarda, özellikle enerji fiyatlarının yükseldiği koşullarda enflasyonun artışının yeniden yükselmesinin ihtimali de artıyor. FED Başkanı'nın ve diğer FED yöneticilerinin vurguladığı çok sayıda şey var burada. En önemlisi de şu, bir enflasyonun yeniden sıçrama riskinin bulunması, bu çok önemli, buna vurgu yapıyorlar. İkincisi, buna karşılık da faizlerin yüksek seviyede tutulması ihtimali ve tabii yani hem satır aralarında hem de açıkça söylediklerinde jeopolitik riskin devam etmesi. Şimdi hatırlarsanız bu hani Amerika'nın ve bütün dünyanın da mücadele ettiği enflasyon sorunu esasen arz yönlüydü. Yani hem tedarik zincirinin kırılması ki şu anda jeopolitik risk bunu da içeriyor. Bunu söyleyeyim, ifade edeyim. Belki bunu çok hemen görmeyeceğiz ama belki bir zaman içerisinde bununla tekrar karşılaşma ihtimali var. Savaşın yayılması halinde. İkincisi de enerji maliyetlerinin artışından kaynaklanmıştı. Yani hem emtiaların hem de enerji fiyatlarının çok yükselmesinden kaynaklanmıştı. Şimdi bununla dünya tekrar karşı karşıya gelmiş durumda. Amerika'da yüksek enerji tüketimi olan, evet enerji üretimi de var ama çok yüksek oranda tüketimi olan bir ülke. Dolayısıyla da enerji fiyatlarında yeniden yükselişin olması, hatta 100 doları aşması halinde Brent'in, 150 dolara ulaşması halinde enflasyon hedefinin tutturulması pek mümkün görünmüyor. Zaten FED Başkanı'nın da hem geçen toplantılardan beri, yani bundan 2-3 toplantıdan beri, son 2-3 toplantıdan beri ifade ettiği bir şey var. Yani yüksek faiz ortamı devam edecek. Yani bu riskin farkındalar zaten. Bunun olma ihtimalinin, yani enflasyonun yeniden yukarı dönme ve yönünü yukarı çevirme, yeniden 5'te 6 ve 7'lere gitme ihtimali, tabii bunu açıkça söylememekle birlikte enflasyonun yeniden yükselmesi ihtimalinden bahsediyor açık veya dolaylı olarak. Dolayısıyla da bunlar, yani FED başkanı, FED yöneticileri bunları göze önünde tutarak
sürekli olarak da hem yüksek faiz ortamının süreceğini söylüyorlar, hem de bundan sonraki süreçte de yeni faiz artışları için de açık kapı bırakıyorlar. Şimdi Powell açıklamasında aynı zamanda jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik aktiviteye yönelik önemli riskler oluşturduğunu da belirtti. Bu değerlendirmeyi göz önüne aldığımızda zaten Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle belirsizliğin hakim olduğu dünya ekonomisinin İsrail-Filistin savaşından nasıl etkileneceğini söyleyebiliriz. Tabii şimdi yani üç önemli bölgede jeopolitik risk var. Birincisi Ukrayna-Rusya savaşı. İkincisi Batı Asya, Orta Doğu. Üçüncüsü de Asya. Yani Çin, Tayvan gerginliği. Şimdi Amerika'nın aldığı tutum, yani İsrail'i açıkça desteklemesi, Ukrayna'yı açıkça desteklemesi ve Tayvan'ı açıkça desteklemesi. Yani çok agresif bir politika izliyor burada. Dolayısıyla da bu jeopolitik riskleri de çok arttırıyor. Şimdi burada tabii ki en büyük hassasiyet iki emtiyada görülüyor bu tip bir durumda. Birincisi enerji, petrol fiyatlarında hızlı bir artış. İkincisi de altın, tabii güvenli liman olarak buraya sığınma eğilimi oluyor yatırımcıları. Nitekim gördük, yani 1600'leri konuşuyorduk iki hafta önce bu Hamas operasyonu olmadan önce. Şimdi 2000'lere tekrar dayanmış bir altın görüyoruz. Petrolde ise az önce söylediğim gibi 150 dolarlara ulaşma riski var. Şimdi Arap ülkeleri, OPEC ülkeleri bir ambargoyu konuşmaya başladılar İsrail'e karşı. Ve burada bütün dünyaya yayılacak bir ambargo ve işte petrolün arzı sorunu yaşanabilir. Dolayısıyla da yani her an petrolün yeniden yüzün üstüne atma ihtimali var. Şimdi burada tabii kritik nokta şu. İsrail'in kara operasyonuna başlaması Gazze'ye karşı. Yani burada yani işte sadece şu anda bir soykırım uygulanıyor Gazze'ye karşı. Bir bombardıman var ama kara operasyonuna geçilmesi halinde savaş yayılacak. Yani burada hem İsrail'in kuzeyinden hem muhtemelen Ürdün'den, hatta Mısır sınırından bile yeni bir mevzilerin aşılması ve çatışma alanlarının çıkması ihtimali var. Dolayısıyla da şimdi burada tabii hem tabii Amerika'nın diplomasisi çok kısa sürdü. Çok açık bir İsrail'e destek verdi ama diğer ülkelerin diplomasi trafiği devam ediyor. Hem Avrupa ülkeleri, Birliği ülkeleri, özellikle Türkiye ve Mısır, Rusya, Çin bu ülkeler devreye girdi. Öncelikle insani yardım konusunda ve daha sonra da bu operasyonun durdurulması konusunda çaba gösteriliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda özellikle Türkiye lobi yapıyor. Burada çok ciddi faaliyetleri var. Özellikle hani hem İsrail'e karşı yaptırım uygulanması hem de çatışmanın yayılmaması için yapılan çalışmalar var. Şimdi tabii bundan sonraki jeopolitik risklerde haber akışı önemli olacak piyasalar açısından. Yani her adım atılan, yapılan her açıklama, atılan her adım hem petrol fiyatlarını etkileyecek, hem altın fiyatlarını, hem de hisse senedi piyasalarını ve tabii ki tahvilleri. Burada tabii en çok öne çıkan şeylerden birisi zaten bir süreden beri, yani bu Hamas operasyonu başlamadan önce Amerikan tahvillerinde çok sert hareketler vardı. Hatırlarsanız %4,5 ile 5 arasında sürekli dalgalanan bir seyir vardı. Yani bu da çok ilginç. Aslına bakarsanız bu tabii ayrı bir tartışma konusu. Amerikan tahvillerindeki bu gerginlik, yani %5'e ulaşmış olması pek hayra alamet değil açıkçası. Çok uzun bir süreden beri bu seviyelerde. Zaten negatif getiri eğrisi söz konusu uzun süreden beri. Bunu piyasalarda henüz fiyatlamadı. Ve üstüne de şöyle bir gelişme de oldu. Tabii dikkatlerden kaçtı bu jeopolitik haber akışı içerisinde. Bir Amerikan bankası, Bank of America'nın çok ciddi bir zarar yazdığı açıklandı. Hani tahvillerden dolayı, taşıdığı tahvil pozisyonlarından. Tabii bu 2008 krizinde güçlü bir şekilde çıkan bankalardan birisiydi bu banka. Ama bu sefer tam tersi yaşanıyor. Ve muhtemelen başka Amerikan bankalarında da benzer zararlar var. Yani toplam olarak zaten Amerikan sermaye piyasası, yani daha doğrusu bankacılık kurumu şöyle bir açıklama yapıyor. Yani sık sık bu açıklamayı yapıyor. 500 milyar doların üstünde zaten henüz realize olmamış bir zarar söz konusu tahvil portföylerinde.
İşte sebeplerden birisi bu. Yani Amerikan tahvillerindeki bu faizlerdeki volatilite zaten vardı. Bir de jeopolitik riskler eklenince enflasyonun yeniden yükselme riski de eklendi buna. Ve bu buradaki volatilite, yani tahvillerdeki volatilite daha da hızlanmaya ve artış da daha da fazla olmaya başladı. Yani şöyle bir anormal durumla karşılaştık. Hem altın fiyatları yükseliyor, hem petrol fiyatları yükseliyor, hem tahvil faizleri yükseliyor. Çok görülmeyen bir şeydir bu. Bir de şunu da son olarak söyleyeyim, likidite de azalıyor. Bu çok fazla konuşulan bir şey değil ama Amerikan sermaye piyasalarındaki likidite azalıyor para piyasalarında. Ve mevduatlardan hala kaçış var. Amerika'da yatırımcıların ve kurumsal yatırımcıların kaçışı var. Ve bu da kısa vadeli para piyasası fonlarına gidiyor. Çok güçlendi bu. Son zamanlarda şimdi bu jeopolitik risklerle birlikte bu daha da artacak. Evet. Bu da tahvillerin daha çok satılması ve Amerikan tahvil faizlerinin 5'in üstünde kalıcı bir şekilde yükselmeye devam etmesi anlamına geliyor. Evet, şimdi çok az bir süremiz kaldı. O yüzden kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Yurt içinde dün açıklanan verilere baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki toparlanma ivmesinin geçen haftada devam ettiğini gördük. Bu toparlanma nasıl sinyaller veriyor? Bir değerlendirme yapsak kısaca neler anlatırsınız? Tabii burada Merkez Bankası yöneticileri ve Sayın Mehmet Şimşek de burada açıklama yaptılar. Ama gelen verilerde şunu görüyoruz. Özellikle turizm gelirlerinin çok olumlu bir şekilde etki ettiğini görüyoruz. İthalattaki kısıtlama olması, işte biraz ithalatın yavaşlaması, işte biraz da yavaşlama var tabii. Bu ihracatta da bir yavaşlama olduğu için, yani ihracat gelirleri var ama eskisi kadar yüksek tempoda değil. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ihracat ithalata biraz bağımlı olduğu için, yani ihracat yapan firmalar yüksek ithalat da yapıyorlar. Bu da talebi yükseltiyor. Burada bir yavaşlama var. Ama genel anlamda baktığımız zaman turizm gelirlerinin bir etkisi var. Bu açıdan tabii Merkez Bankası'nın çok yoğun bir müdahale yapmadığını da görüyoruz. Biraz daha stabilize oldu dolar TL. Şimdi şu an için, yani kısa vade için konuşuyorum. Ama önümüzdeki süreçte tabii bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu bilmiyoruz. Yani zaman içerisinde göreceğiz. Peki Serhat Latifoğlu, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sabah ekranını noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.